Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlerini geçiren Sedat Peker, Daltonlar Çetesi lideri olarak da tanınan Barış Boyun'un kendisi ve Sedat Şahin hakkındaki açıklamasını paylaştı. Boyun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Peker'le muhabbetinin devam ettiğinin altını çizdi. Sedat Şahin'in ceza kestiği iddiaları içinse meydan okudu. Barış Boyun'un açıklamaları şöyle: "Son zamanlarda sosyal medyada şahsım ve dostlarımla alakalı itibarsızlaştırma amacıyla yapılan asılsız paylaşımlardan dolayı açıklama yapma gereği duyulmuştur. Birkaç yıl önce Sedat Peker'le yaptığımız telefon görüşmesinde başkalarının iddia ettiği konularla ilgili hasbihal ettik. Konunun gerçeklerini görüşmemizden sonra çok net anladım. O günden sonra da kendisiyle abi kardeş muhabbetimiz devam etmekte. Sayın Sedat Peker, saygı duyduğum, duruşu, cesareti, saygınlığı, adamlığıyla herkesin örnek aldığı, benim de örnek aldığım büyüğümdür. Ayrıca Sedat Şahin de saygı duyduğum, duruşu, cesareti, saygınlığı ve adamlığıyla herkesin örnek aldığı gibi benim de örnek aldığım büyüğümdür. Ailesi ve yakınlarıyla görüştüğüm bir büyüğümdür. Sayın Sedat Şahin'in bana ceza kestiğine dair paylaşımlar asılsız ve yalandır. Allah ömür verdiği sürece kimsenin bana ceza kesmesi mümkün değildir. Ben sokakta büyüdüm, sokakta savaştım, sokakta da öleceğim. Babamın bana bir öğüdü vardı. Önce Allah, sonra yüreğin, sonra bileğin. Bu şekilde olduğun sürece hiçbir zaman sırtın yere gelmez" derdi. Not: sosyal medya platformlarında hesabım bulunmamakta. Bu tip paylaşımlara itibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Barış Boyun. Değerli izleyiciler, Barış Boyun kimdir? 2017 öncesi mafya Bilal Yaman'la beraber hareket eden Barış Boyun, Bilal Yaman'ın 2017'de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün lideri oldu. Savcılık iddianamesine göre örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti. Çete, sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapıp Anadolu kasabalarından gelen 20-25 arasındaki gençleri çeteye tetikçi olarak almakta. Barış Boyun'a bağlı çete, 4 farklı çeteyle çatışıp basındaki verilere göre taraflar arasında 20 kişi hayatını kaybetti. 10 cinayetten sorumlu olan örgütün basında bilinen ilk cinayeti 21 Ekim 2021'de yaşandı. Kubilay Küçük Aslan bir restoran çıkışı çete tarafından öldürüldü. 16 Nisan 2022'de Kasımpaşa Spor'un tribün lideri olan ve Emrah Ayverdi çetesine de mensup olan Yüksel Usta Hüseyin Daltonlar çetesinin motosikletli timi tarafından öldürüldü. Sırbistan'da aktif olan büyük uyuşturucu çetesi Skalcari'nin yöneticilerinden olan Jovan Vukotic 8 Eylül 2022'de örgütün motosikletli timi tarafından öldürüldü. İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde çalışan Yasin Keskin 22 Eylül 2022'de Barış Boyun'un tetikçileri tarafından gece kulübü önünde silahlı saldırıyla öldürüldü. Saldırı Halil Ay liderliğindeki Anucur çetesine yönelikti. Ferhat Mardin'in çetesine mensup Halil Güzel adlı kişi 15 Ekim 2022'de Barış Boyun çetesi tarafından Bahçeli Evler'de öldürüldü. Bir başka suç örgütü mensubu olan Murat Fırat Canlı adlı kişi 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda öldürüldü. 18 Ekim 2022'de Barış Boyun'un çetesine bağlı olan Edip Yalçın, Gürcistan'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü. 19 Aralık 2022'de Anucur çetesi, Daltonlar çetesine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Daltonlar çetesi mensubu Mehmet Emin Kalkan öldürüldü. 24 Aralık 2022 Kağıthane'de Daltonlar çetesi, Anucur çetesine bağlı bir kafeye motosikletli timle saldırı gerçekleştirdi. Çatışmada olayla alakası olmayan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan çatışma arasında kalarak hayatını kaybetti. 14 Ocak 2023'te Daltonlar çetesi Haliç Köprüsü üzerinde Anucur çetesi lideri Halil Ay'a silahlı saldırı düzenlediler. Halil Ay canlı kurtulurken Halil Ay'ın yanındaki Cumali Arslan hayatını kaybetti. 2 Şubat 2023'te otogalerici Ferhat Yeşilkaya Şişli'de çete mensupları tarafından öldürüldü. 23 Mayıs 2023'te Barış Boyun'un çetesine bağlı Emircan Yılmaz Apazya'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü. 6 Ağustos 2023'te Fransa'da firari olan Halil Ay, saklandığı çiftlikte Daltonlar çetesi mensubu Gülbey Dilsiz tarafından saldırıya uğradı.
Saldırıda Halil Ay ve Gülbey Disis öldürüldü. Yunanistan'ın başkenti Atina'da 11 Eylül 2023'te çeteye mensup 6 kişi araç içinde Kalaşnikov silahla saldırıya uğrayarak olay yerinde öldü. Saldırı alan aracın plakası sahte, içinde ölenlerin de sahte pasaport taşıdıkları tespit edildi. İddialara göre meslekten ihraç edilen eski bir MİT mensubu Barış Boyun'un adamlarını Yunanistan üzerinden İtalya'ya götürecekti. Daha sonra eski MİT mensubu tarafından çetenin yeri Barış Boyun'un hasımlarına bildirildi. Atina suikasti, Daltonlar çetesinin suikast tarzı motosikletli kişilerce düzenlendi. Cinayetten 10 gün sonra 21 Eylül 2023'te Daltonlar çetesi 10 kişi intikam hazırlığındayken emniyet tarafından tutuklandı. Tutuklananlardan 2 kişi Atina suikastinde ölen Abdurrahman Tekrü'nün kardeşleri oldukları tespit edildi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.